Güney Topçu Köşkü'nün bulunduğu yer Pal Dal Sandağı'nın güney yamacında. Güney Topçu Köşkü, ölçek olarak en küçüğüdür. Pavyon 3 kattan oluşuyor. Alt kata topçu yerleştirildi. Üst katlar askerlerin çevreyi gözetlemesi için tasarlandı ve düşmana silah ve oklarla saldırın. Basum Kalesi'nin 5 topçu köşkü arasında, Güney Topçu Köşkü en iyi orijinal durumdadır. Güney Topçu Köşkü kuruldu Pal Dal Ay Kapısı ve Pal Dal Sandağı'nın eteklerinde. Ve askeri önemi vardı çünkü koruması gerekiyordu Pal Dal Ay Kapısı ve Pal Dal Sandağı. Pal Dal Moon bir ticaret merkeziydi. Özel ekonomik faaliyetlerin etkin olduğu bir alandır. Pal Dal Sandağı, Basum Geçici Sarayı'na giden yoldur. Kral Jeonjo'nun geçici olarak kaldığı yer. Namporu, Pal Dal Ay Kapısı'nı korumak amacıyla inşa edildi ve Pal Dal Sandağı. Korece'de Polu adı verilen bir topçu köşkü, tepesinde bir köşk bulunan, dışa doğru çıkıntı yapan bir yapıdır. Düşmana saldırmak için topun yerleştirildiği yer toplarla. Silah kulesi gelişmiş tipte bir tesise sahiptir düşmanların kale duvarına yaklaşmasını önlemek için. Kale duvarının bir kısmı dış bükey bir şekilde dışarıya doğru çıkıntı yapmaktadır. Binalar Suwon Basung'un burçlarına benzer şekilde düzenlenmişti. Üçüncü katın içi Gong Sim Dong gibi boşaltılmıştı. Suwon Basung ve top içeride saklanmıştı. Burası yabancı düşmanlara saldırmak için tasarlanmış bir tesis. Alttaki 3 ila 6 katman granit taştan yapılmıştır. Üst kısmı ise tuğladan yapılmıştır. Üst katta ahşap bir bina inşa edildi. Suwon Basung Kalesi'nde 5 topçu pavyonu var, genellikle düz arazilerde ölçek artırılırken eğimli arazilerde küçültülüyordu. Suwon Basung'un topçu pavyonları her katın farklı boyut ve yüksekliklerinde inşa edildi araziye ve çevre koşullarına bağlı olarak. Suwon Basung'un topçu köşkleri tuğladan yapılmıştır. İnsanlara topçu veya topla saldırmak için bir yer görevi görüyor.